Memur ve emeklilere 2023 yılının ilk yarısı için %30 oranında zam yapıldı. Bu artış yetersiz bulunurken, İyi Parti'den dikkat çeken bir hamle geldi. İyi Partili vekiller, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çıkarılması için önerge sundu. Ancak önerge AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi önergenin gerekçesinde açlık sınırı vurgusu yapılarak, emekli vatandaşlarımızın sorunları ekonomik hayatın sorunlarının önemli bir parçasıdır. Yaşamlarının büyük bir bölümünü çalışarak geçiren ve sonrasında emekli olma hakkını elde eden emekli vatandaşlarımızın yaşlılıklarında mutlu, huzurlu ve ekonomik açıdan refah bir standardı yakalamalarını sağlamak sosyal devletin en temel gereği olmalıdır. Açlık sınırının 8130 Türk Lirası düzeyinde seyrettiği bir ülke ekonomisi koşullarında emeklilerimizin kendilerine reva görülen 5500 Türk Lirası maaş ile hayatlarını asgari seviyede devam ettirmeleri mümkün görünmemektedir. Bu amaçla önergemiz ile en düşük emekli maaşının en düşük ücret olarak kabul edilen asgari ücrete eşit olması amaçlanmaktadır denildi. Emeklileri bir hayli rahatlatacak olan öneri AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. Böylece en düşük emekli maaşı 5500 Türk Lirası seviyesinde kaldı. 2022 yılı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından memur, memur emeklileri, sosyal sigortalar kurumu ve Bağkur emeklilerinin maaşları da belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2023 yılında zam oranını önce %25 olarak duyurdu. Ancak oranın yetersiz bulunmasının ardından zam oranı %30'a çıkarıldı. İYİ Parti'nin ardından CHP'de en düşük emekli aylığının 8500 TL'ye çıkarılması için meclise önerge verdi. Teklif yine AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. İYİ Parti'nin ardından CHP'de en düşük emekli aylığının 8500 TL'ye çıkarılması için teklif verdi. Ancak İYİ Parti'nin teklifinde olduğu gibi CHP'nin de teklifi AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. Konuyla ilgili CHP'li Özgür Özel'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Sosyal medyadan önergenin fotoğrafını paylaşan Özel, az önce en düşük emekli maaşının asgari ücrete çıkarılmasına ilişkin önergemize muhalefet partileri destek verdi. Ancak genel kurul salonuna koşarak giren Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerinin oylarıyla önergemiz reddedildi. İktidarımızda en düşük emekli maaşı asgari ücret olacak ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi CHP İzmir milletvekili Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyesi Kanibeko, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda emeklilerin ekonomik, demokratik ve sosyal hakları üzerine bir konuşma yaparak 14 milyon emeklinin yaşadığı sıkıntıyı gündeme getirdi. 14 milyon emeklinin yaklaşık 8 milyonun emekli aylıklarıyla geçinemedikleri için çalışmak zorunda kaldığını hatırlatan Beko, "Emeklilerin temel ihtiyaçlarını karşılayacak maaşı meclisten hep birlikte çıkaralım." dedi. Emeklilerin temel gıda maddelerini dahi alacak durumda olmadığını söyleyen Beko, emekli aylıklarındaki düşüş iki faktörden kaynaklanıyor. Birinci neden, emekli aylıklarının hesaplanmasında daha önce büyümenin yani refah payının katkısı, %100 iken Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde bu oran maalesef %30'a düşmüştür. İkinci faktör ise, emekli aylığı bağlanma oranlarındaki düşüştür. 5510 sayılı yasayla bu oran maalesef %50'ye düşürülmüştür, emekli aylıklarının alt sınırı da bu süreçte düşürülmüştür, diye konuştu. Veko, şöyle devam etti, 2002 yılında en düşük memur emekli aylığı 376 lirayken asgari ücret ise 185 liraydı yani asgari ücretin %104 üstündeydi. Bugüne geldiğimizde ise, en düşük memur emekli aylığı 8,600 lira, asgari ücret ise 8,500 lira yani asgari ücretin sadece %1 üzerindedir. Sonuç olarak, emekli aylığını belirleyen iki temel faktör küçüldüğü için yani refah payı ve bağlama oranlarındaki düşüş nedeniyle emekli aylıklarında maalesef çok ciddi düşüşler olmuştur. 20 yıl önce asgari ücretin iki katını geçen en düşük kamu emekçisi maaşı, bugüne geldiğimizde maalesef asgari ücret seviyesine inmiştir. Emekliler uzun süredir sefalet ücretleriyle geçirmek zorunda bırakılmışlardır. Asgari ücretinde altından maaş alan, yaşam mücadelesi veren milyonlarca emekli yeniden çalışmak zorunda kalmıştır. O ay itibarıyla 5500 liralık asgari ücret 2023 yılı için %54,5 oranında artırılarak 8500 liraya gelmiştir. Bu rakam bizce yeterli değil ancak emekli aylıkları da hiç değilse asgari ücret oranında yani %50 oranında artırılmalıdır. En düşük emekli maaşı insanca yaşanacak bir düzeye çıkarılmalıdır. Hükümet yaklaşan seçimler öncesi kesenin ağzını sonuna kadar açtı. 3600 ek gösterge, EYT, emekli maaş zammı, memur maaş zammı ve asgari ücret zammı sonrasında emeklinin bayram ikramiyesi için de yeni müjde geliyor. Hükümet, muhalefetin sunduğu emekli ikramiyesi teklifini geri çevirdi ama büyük bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Bayram gelmeden emekliye bayram ettirecek haber de bu noktada geldi. Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur ve memur emeklisine bayram ikramiyesi belli oldu. İşte 2023 emekli bayram ikramiyesi. Yeni yıl ve yaklaşan seçimler öncesi hükümet merakla beklenen birçok konuyu çözüme kavuşturdu. Önce 3600 ek gösterge, ardından EYT düzenlemesi, sonrasında asgari ücret, emekli maaş zammı ve memur maaş zammı açıklaması geldi. Yani hükümet yaklaşan seçimler öncesi herkesin gönlünü yaptı. Ancak emeklinin hükümetten beklediği bir haber daha var. O da geçtiğimiz yıl verilmeyen emekli bayram ikramiyesi zammı. Neyse ki bu yıl emeklinin beklediği haber bu yıl geliyor. Seçimlere kısa bir süre kala Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ikramiyelerine de zam geliyor. Üstelik meclisten de geçti. Bu yıl emekliler çifte bayram edecek. CHP tarafından geçtiğimiz günlerde emekliyi sevinçten oynatacak bir teklif meclise sunuldu. Söz konusu teklifte emekliye verilen bayram ikramiyesinin her bayram öncesi 8500 Türk lirası yani en az bir asgari ücret düzeyinde olması istendi. Buna göre bir yılda emekliye ödenecek bayram ikramiyesinin 17 bin Türk lirası olması isteniyor. Ancak meclis kulislerinden gelen son bilgilere göre, hükümet çoğunluğu kullanarak bu teklifi reddedecek. Çünkü seçim öncesi hükümet kendi teklifini sunarak emekliye sürpriz yapmaya hazırlanıyor. Emekli maaş zammı ve asgari ücret zammının belli olması sonrasında CHP'den emekliyi heyecanlandıran bir teklif geldi. CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un meclise sunduğu yeni teklife göre emeklilere her bayram öncesi 8506 Türk Lirası, yani bir asgari ücret kadar bayram ikramiyesi verilmesi istendi. Ayrıca aynı teklif içinde toplu sözleşme ile zam alan kamu emeklileri gibi işçi, çiftçi ve esnaf emeklilerinin de milli gelirdeki artıştan pay alması da yer alıyor. CHP Grup Başkan Vekilleri Engin Altay Özgür Özel ve Engin Özkoç'un meclise sunduğu yasa teklifinde Türkiye'de emekli olan milyonların 30-35 yıl çalıştığı ancak hala bu kişilere 3500 ile 5000 lira düzeyinde yani açlık ve yoksulluk sınırı altında maaş verildiği belirtildi. Emeklilerin en azından yılda iki kez bayram öncesi mutlu edilmesi gerektiğine dikkat çekilen yasa teklifinde. Bağımsız akademisyenler tarafından yapılan araştırmalarda üç haneli rakamlara ulaşan enflasyon, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre bile %80'in üzerinde seyretmektedir. Özellikle dar gelirli aileler için yaşamsal önemde olan gıda enflasyonu ürkütücü boyutlara ulaşmış, elektrik, doğalgaz ve su faturaları artmış, konut kiraları ise baş edilemeyecek noktalara çıkmıştır ifadeleri kullanıldı. Değerli izleyenler Haberistan kanalına hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanala abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. SZK Bağkur emekleri her yıl iki kez zam alıyor. Emekli zammı bilindiği üzere enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. Ancak çalışırken alınacak bir takım önlemlerle emekli maaşını arttırmak mümkün. Bunlara dikkat eden yüksek maaş alıyor. Emekli olmak birçok çalışanın hayali. Bununla beraber çalışanın en çok merak ettiği konuların başında ne zaman emekli olabilirim ve ne kadar emekli maaş alırım soruları yer alıyor. Emekliler yılda iki kez zam alıyor. Bu zam da enflasyon oranına göre belirleniyor. Ancak maaşı artırmak için çalışırken alınabilecek bazı önlemler var. Bunlara dikkat eden yüksek maaş alıyor. Çalışanların en çok merak ettikleri iki konu var. Birincisi ne zaman emekli olacakları, ikincisi ise ne kadar aylık bağlanacağı. Emeklilik tarihinin işe giriş tarihi ve yaş belirliyor. Maaşını belirlemek ise çalışanın elinde. Burada bazı püf noktalara dikkat etmek lazım. En önemli parametre brüt maaş. İşte emekli maaşının yüksek olması için çalışırken alınabilecek bazı önlemler. Emekliliğinizi planlarken son 1-2 yılı düşünmeyin. Eğer imkan varsa 8-10 yıl öncesinden yapın. Böylece alacağınız maaşı daha da artırabilirsiniz. Çünkü maaş hesaplarken kazançlarınızın tamamına bakılıyor. Çok çalışmak ya da çok fazla günü olmak tek başına maaşı etkilemiyor. Hatta günü daha az olan birisi günü daha fazla olandan daha çok maaş alabiliyor. Burada brüt maaşınız yani prime esas kazancınız önemli. Eğer imkanınız varsa birden fazla yerden sigortalı çalışmak prime esas kazancını yükseltecektir. Kaç yerde sigortalı olursanız olun bir ayda 30 gün sayılır ancak kazancınızın toplanacağından yükselir. SSK'dan emekli olma imkanınız varsa isteğe bağlı sigorta, tarım bağkur, zorunlu bağkur seçeneklerini ikinci planda tutun. Hangi kurumda olursanız olun 3,5 yılda 1261 günde yani SSK'lı olursanız emekliliğiniz SSK şartlarından hesaplanacak. Yüksek kazanç bildirerek hem daha erken emekli olur hem de daha yüksek maaş alırsınız. Emeklilik başvurusu yaparken doldurulan tahsis formundaki bakmakla yükümlü kişi hanesine eş, çocuk gibi yakınlarınızı eklemeyi unutmayın. Maaş hesaplarken aylık bağlama oranını yükseltici etki yapacaktır. Aylık kazancınız maaşı belirleyen en büyük etken. Dolayısıyla öncelikle gerçek maaşınızın bordada olmasına özen gösterin. Asgari ücretten gösterilmesine razı olmayın. Ayrıca düzenli nakit ödemeleriniz varsa ikramiye, prim, kira yardım vesaire bunların da brüt kazancı eklenip eklenmediğine dikkat edin. Genelde çalışanların aklına takılan sorulardan birisi de çok fazla prim günü olmasının maaşı etkileyip etkilemeyeceği yönünde. Emekli maaşını belirlerken çok fazla prim günü olmasından ziyade yüksek kazanç gerekiyor. O yüzden asgari ücret alan birisinin 7000 günü olması yüksek kazancı olan birisinin 5000 günü, olma, günü olmasından daha az maaşa yol açabiliyor. Bu yüzden zaman zaman benim daha çok günüm var ama emekli maaşım düşük oldu tepkileri ortaya.